Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri ve lem asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümin müminat rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserin müellifi bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz, onun yetiştirdiği üstazlarımız, meşayihlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ervahı için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İtiharsek enna şi'te. Peygamberimiz şeyi bu. Şimdi İslam'da evlilik emredilmiştir. Bu evlilikle ilgili bir hadis-i şerif bu. İslam'da evlilik emredilmiştir. Fenkihu ba taba lekum minen nisai mesna ve sulate ve ruba'a ve in khiftum ella ta'dilu fevahide. Allah emrediyor evlenecek olan mümin erkeğe, mümin kadına. Evlenin diyor. Erkeklere hitap ediyor. Bir, iki, üç, dört. Ama adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir. Bir başka ayette de Kur'an'da bu. Ne kadar gayret etseniz ey erkekler, kadınlar hakkında adalet yapamazsınız. Ya öylese ne oluyor sonuç? Tek karılılık İslam'da da esastır. Bir kadınla evleneceksiniz ey erkekler. Ama niye 2, 3, 4 demiş? Evet, şimdi Irak İran'a saldırdı. 1 milyon neredeyse adam ölmüş, erkek. Bir de Kuveyt'e saldırdı. Ondan sonra kadınlar sokaklara dökülmüş. O şimdiki hapse olan Saddam denen herif, Türkiye çok sövüyordu o adam. Hiç iyi bir adam değil o. Çok sövüyordu meydanlarda. Allah başına belayı verdi. O adam araba vermiş, ev vermiş ölen askerlerin eşlerine. Ama kadınlar sokağa döküldü. Biz koca istiyoruz, araba değil diye yürüyüş yaptılar. 9 kadınla evlenme kanunu çıkardı o Saddam denilen herif. Herif. Halbuki 9 kadın yok. O ikişer, üçer, dörderi öyle şey diyor. 4, 5, 2 daha falan gibi öyle hesap ediyor. Yanlış tabii. Kanun çıkardı kadınları susturmak için. Hani mesela harp olur, erkekler azalır, efendim kadın hastalanır, bir çoban erkeği, bu gibi nedenlerle birden fazla kadın. İslam'da var zaten medeni kanun, şimdi kabul etmiyor. Ama din, ben dini açıklamış oluyorum. Evet, şimdi bu ayette evlenecek olanlara hitap ediyor Allah, evleneceksiniz diyor. Bu emir sebebiyle bir erkek, bir kadın kendini zinadan alıkoyamıyorsa evlenmesi farz olur. Zinaya düşme şüphesi varsa vacip olur. Yok, sağlam, eğitimi sağlam, kültürü sağlam, yapısı sağlam, düşmez zinaya. Olsa bile sünnet-i müekkededir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü hep evlenmiştir. Allah'ın kendine tanıdığı bütün hakları kullanmıştır. Onun da tabii dini, siyasi, ekonomik, ahlaki, sosyal şeyleri var, sebepleri var. Peygamberimiz evliliklerin bizim gibi bir sıradan evlilik değil. Şimdi bir de velilere hitap ediyor Allah.
Ve enkihul eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum in yekunu fukara yurihimullah. Ey veliler, kızlarınızı, oğlanlarınızı evlendirin. Fakirlikten korkmayın. Rızkı biz vereceğiz diyor. Allah yeryüzündeki bütün canlıların rızkını tekeffül etmiştir. Evet öyle. Yeryüzünde ne kadar canlı varsa rızkını Allah tekeffül ediyor Kur'an'da. Öyle söylüyor Kur'an'da, ayet var. Onun için dağın başına çıkıyorsun, kayanın kovunda incecik bir karınca. Canlı olduğuna göre gıda lazım ona. Nereden gıda buluyor? Allah'ın tekeffülü var, buldurur ona. Kuşlar, aklı yok kuşların. Sabahleyin karınları aç, uçarlar yuvadan. Nerede bizim kafamız var, parayı nerede kazanırız, mal nerede satılır düşünüyoruz. Ona da kafa yok, düşünemiyor. Uçup çıkıyor, kendine düşeni yapıyor. Rızkı için Allah hareketi kanun koymuş. Çalışmayı, sen çalış demiş, ben vereceğim. Uçuyor, akşam bir bakıyorsun karnı böyle patlayacak neredeyse, kursağı. İnsan da böyle. Evet, siz diyor fakirlikten dolayı evlenmemezlik yapmayın. İn yekun fukaraha yunihumullah. Fakirseler onları ben zengin edeceğim diyor. Ayet bu. Biz de Allah'a inanıyoruz, Kur'an'a inanıyoruz. Hazreti Ömer de diyor ki evlenmeden zenginlik arayana şaşarım diyor. Aklı yoktur o adamın diyor. Ayete binaen. Evlenince rızık artar. Rızık artar. Anadolu'da da ne derler? Ev yapanla evlenene Allah yardım eder derler. Bizim milletimiz hep ayet hadis konuşur. Bilmese bile aslını böyledir. Erken evlilik İslam'da iyidir. Teşvik edilmiştir. Bunu söylemek istiyorum sonuç itibariyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki çok enteresan şeyleri var. Şimdi diyorlar ki hocam öyle diyorsun da Allah büyük ya, bunlar genç şimdi azıcık denesin, tecrübe edinsin, sonra evlenir. Şimdi deneyimsiz yuva kurarsa ertesi gün ayrılmaya gidiyor filan diyenler de var. Peygamber bize gelmiş böyle birisi. Demiş ki ben zinasız edemem demiş. Ben böyle dört dörtlü erkeğim, duramam. Şarabı çok severim. Yalansız hiç edemem. Benim şeyimdir o, konuştum mu? İşte şudur budur demiş peygamber. Ama Müslüman olacağım demiş. Bana demiş hepsini birden şey etme de bir tanesini. Peygamber bir sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş ki yalan söyleme yeter demiş. Oh demiş, ne güzel, bir defa ile hallettim işimi. Şarap içeceğim, zina yapacağım, kumar oynayacağım. Eve gitmiş şarap içmek istemiş. Resulullah sorarsa şarap içtin mi? Yalan söyleyemeyeceğime göre atmış şarabı. Kadını çağırmış, zina edecek. Ya Resulullah sorarsa zina ettin mi? Yalan söyleyemeyeceğim, onu da kovmuş. Hulasa hiçbir şey yapamadan gelmiş. Demiş sen benim elimi ayağımı bağlamışsın ama demiş. Vallahi dönmeyeceğim, Müslümanlıkta devam edeceğim demiş. Bir başkası da ya Resulullah demiş ben duramam demiş. Ben duramam. Araplarda bu zina meselesi çok yaygın. Çok yaygın. Alışmışım demiş, duramam. Demiş delikanlı. Ananla birisi zina etse ne diyor? Ya demiş, olur mu? Demiş zina edeceksin ya başkasının anası evladım demiş. Senin kardeşinle birisi zina etse razı ol. Yok, rica ederim hocam. Resulullah, ya Resulullah, rica ederim. Senin zina edeceksin bir başkasının kardeşi evli. Böyle böyle. Etmiyorum ya demiş. Bundan sonra bıraktım. Çok mantıklı konuşuyor. Öyle ya canım, zina edecek ya birisinin anasınla edeceksin. Ya birisinin kardeşinle ya karısınla. Sen kendi karınla, kardeşinle, ananla başkasının zina etsin istemiyorsan öbür adam ister mi? Öyle güzel şeyler söylemiş. Şimdi lafın hülasası şu, analar babalar imkan varsa oğlunuzu kızınızı hemen evlendirin, sorumlusunuz. Şimdi evlenmenin maksadı ne? İşte bu, ben lafı oraya getireceğim. Evlenmek ahlaksızlığı önlemek, doğru. Zinayı önlemek, nesil karışını önlemek. İnsan neslinin ayakta kalması, toplumun düzeninin güzel olması, ahlakın sağlam olmasıyla bağlı. Ahlakın sağlam olması güzel yuvalara bağlı. Onun için evleneceksin, toplum güzel olacak. Güzel yuvalar olacak, toplum güzel olacak. Toplumlardan meydana gelen millet dimdik ayakta kalacak. Sağlam yapılı bir millet olacak.
Onun için İslam evliliğe çok önem vermiştir. İmkanı varken evlenmeyen de melundur demiştir. Hadis var böyle. Benim İslam'dan lanetliler diye kitabım var. Orada da kaynaklarını gösterdim. Bir vakfa bağışladım. Satıyorlar. İlanlarda çıkıyor. Benim ilgisi yok yani. Evet, imkanı varken evlenmeyin Resulullah lanet ediyor arkadaş. Bu böyle. Bu böyle. Delilleri var orada. Bunu itiraz edenler çıkıyor biliyorum ben. Onlara ben orada cevabını verdim. Orada var. Şimdi lafı uzatmayacağım. Evlenmenin hedefi ahlaksızlığı önlemektir falan filan ama Allah'ın düzeninin devamına vesile olmaktır. Allah bu dünya hayatının kıyamete kadar devam etmesini istiyor. Kıyamet ne zaman kopacak bilmiyoruz. Allah biliyor. O zamana kadar bu dünya düzeninin devamını istiyor Allah. Dünya düzeni de insanın varlığına bağlı. Dünyada insan olmasa dünyanın hiç tadı kalmaz. İnsan güzelleştirir dünyayı, bir yeri. Şerefül mekan bil mekin. Bir yerin iyi ve güzel olması içinde bulunan adamlara bağlı. Öyledir. Şimdi insan neslinin devamı da Allah'ın kanununa göre bir tek yol var. Zina haram kılınmıştır. Nikahtır. Evlenmektir. Evlenen adam Allah'ın düzeninin devamına vesile olduğu için Allah'ın rızasını kazanıyor. Peygamber evlenin diyor, onun rızasını kazanıyor, sevgisini kazanıyor. Evlenen adam çok güzel bir iş yapıyor. Güzel bir iş yapıyor. Ayrıca toplumun düzenini sağlamakta katkısı oluyor. Başkasına faydası oluyor. Güzel bir iş evlenmek. Evlenmenin hedefi neslin devamıdır. İnsan neslinin devamıdır. Ayet-i Celle'de öyle işte. Evet öyle diyor. Nisaüküm harsun lekum. Kadınlar sizin İslam tohumları ektiğiniz tarlalardır. Fe'tu harsakum enna şi'tüm. Tarlanızı istediğiniz gibi sürün. Ve kaddimu li enfusikum. Ve önceden de bir takım hazırlıklar yapın. Şimdi bu hadis-i şerifte onunla bu ayetle ilgili iti, harsek. Sormuşlar çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimizin bizim her konuda örneğimiz. Demişler ya Resulallah, bu kadın erkek ilişkileri evlen diyorsun, nasıl olacak? Berada bulunduğumuza göre nasıl olacak? O zaman diyor ki itiharsek tarlana git. Yani Allah ve Resulü kadını İslam tohumları ekilen tarlaya benzetiyor. Burada öyle güzel şeyler var ki, yahu diyor sen ne biçim hocasın diyor adam bana. Yahu diyor çocuk beslemek bu kadar tehlikeli bu devirde diyor. Para yetmiyor diyor, sen de çok çocuk edin diyor. Yahu ben hocayım, Kur'an'ı ve sünneti aktaran adamım. Bunlardaki olanı size eksik veya fazla anlatırsam yarın yakama yapışacaklar benim. Neden söylemedin? Neden eksik söyledin? Neden ilave yaptın diye? Ben elçiyim, bana ne kızıyorsun? Müslümansan ayet böyle. Evlenmenin hedefi Müslüman zürriyetinin çoğalmasıdır beyefendi. Peygamber de öyle söylüyor. Nasıl yapalım bunu? Bak Allah tarlaya benzetiyor. Tohumu tarlaya atmazsan, kayaya atarsan ekim biter mi? Bitmez. Tarlaya at. Zamanında tohumu tarlaya atmazsan biter mi? Bitmez. Tarla kelimesini kullanıyor. Hars bu demek. Hedef çocuk, çoluk çocuk, Müslümanlar çoğalsın olacak. Müslümanlar. Sağlık nedeni var bir şey demem. Şu var bir şey demem ama bileceksin ki İslam'da evliliğin hedefi İslam, Müslüman zürriyetinin çoğalmasıdır. Neslin devamıdır. Sen nasıl bir ana babadan geldiysen sen de bir ana baba olacaksın. Nesli devam ettireceksin. Hayat o anlama geliyor. Bunu nasıl yapalım şimdi? Tabii Yahudilerin konuşmaları var, adetleri var, Arapların adetleri var, konuşmaları var. Günümüzde bana mektup yazıyor adam. Şöyle yapsam ne olur diyor. Böyle edep dışı şeyler. Şimdi onu anlatmak istiyor burada. Hadis-i şerifi enne şi'te. Nasıl istersen öyle. Nasıl istersen öyle. Diyor. Şimdi buradan şunu çıkarıyoruz. Bir. Demek ki
İslam zürriyetinin çoğalması istendiğine göre o da nedir? Kadının üreme organıdır, önüdür. Demek ki dışkı deliği haramdır. Oradan çıkarıyoruz. Evet, bunlar ayetlerle sabit. Ben de sizi en açık bir şekilde size bunları anlatmış oldum. Evet, diyor ki ailenle ilişki kur. Bu bir emir beyefendi. Evlendiğiniz mi? Kadının hakkı kocasından cinsel ilişki istemek. Kocanın da hakkı. İki tarafın da hem hakkı hem görevi. Mesela ayakkabı almamış. Kadın kızmış. Gelmiyorum. Derse melundur. Farz çünkü. Kocası da sofuluk taslayacak. Her gün oruç tutuyor. Sabaha kadar namaz kılıyor. Öyle bahseder. Cahil hocalar var. Uçuracağım seni diyor. Gece sabaha kadar tesbih çekiyor, namaz kılıyor, akşamında oruç tutuyor, uçuracak. Ulan uçarsa kolun kanadın kırılır. Akılsız. Ama maalesef var, böyle piyasada var. Onun için gencecik hanımı var, dönüp bakmıyor. Gencecik hanım. Haram efendi, hamsofu, haram. Farz. Kadına gitmek farz. Allah emrediyor bak. Onun senden isteme hakkı var. Senin görevin farz. Her zaman yok, her zaman değil tabii, bir ölçüsü var. Tarafların isteğine göre bir ölçüsü var bunun. Bunları dengeli, İslam denge dinidir. Böyle ne güzel, hayat dinidir. Nesil çoğalacak. Dağ başına çekilmek yok İslam'da. Keşişlik yok. La ruhbaniyete fil İslam. Halbuki Katoliklikte evlenmemek. Eskiden rahipler evlenmiyordu biliyorsunuz. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Yine evlenmiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ama sonra ne hikayeler çıkıyor değil mi? Oo, İslam insan dinidir, akıl dinidir, hayata en uygun dindir. Onun için evleneceğin, ibadet edeceğin, oruç tutacaksın ama dengeli hepsi. Herkesin hakkını sahibine vereceksin. Onu söylüyorum yani. Sofuluk yapacağım deyip hanımına yanaşmayan, haram işliyorsun, zalimsin. Allah zalimleri sevmez, hakkını öbür tarafta ödeyeceksin erkeklere, kadınlara da. Böyle diyor, hocam avrat bulamıyorum ya. Akşama kadar bir yere gidiyor, gruplara gidiyor. Sabaha kadar da seccaden kalmıyor. Avrat bulamıyorum hocam ya. İkincisine evlensem kanun müsaade etmiyor. Hem herkesten utanıyorum. Ne kadar tesbih çeksen kurtulamazsın ey sofu hanım. Kocan meşru isteklerini yapmak farzdır. Senin yaptığın o nafiledir. Geleceğin. O senin kocan yanına yatman, o senin teheccüd kılmaktan üstündür. Şimdi haç mevsimi, farz olan hacca koca engel olamaz. Eğer mahremi varsa. Ama ikinci hacca gideceğim, üçüncü hacca gideceğim, parası da var anasından babasından. Kocası der ki hayır. Kocasının sözünü tutacak. Hacca gitmeyi önleyebilir nafile haccı. Mesela farz namazlara engel olamaz. Efendim Ramazan orucuna engel olamaz. Kocası farzdır. Ama karı diyor ki ben her gün oruç tutacağım. Tutmayacaksın diyebilir erkek. Hakkı var. Sabaha kadar teheccüdüm. Kılmayacaksın diyebilir. Gel şuraya yat diyebilir. Hakkıdır. Dinen hakkıdır. Bu İslam dini, akıl dini, orta yol. Her şeyi böyle dengeli emretmiş. Bunları mutlaka uyacağız. Bütün bu bilgileri bu şeyden sonra söyledikten sonra evlen, sonra bu görevini hatırla dedikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve at'imha. Evet, iza ta'imte. Hey, evlendikten sonra cimrilik yok. Yediğin zaman karına da yedireceksin. O sen demek. Bir kapının iki kanadı demek. Evlenen insanlar birleşiyor, kapı oluyorlar. Ne yesen karına da yedireceksin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ve veksuha iza teseyte. Giydiğin zaman giydireceksin. Şimdi bizim yanlışlıklarımız vardır. Koca dışarı gider, güzel giyinir filan. Evde kadıncağız yalnız eskisi paşı olmaz, olmaz. Peygamber öyle diyor. Nasıl giyiniyorsan karını da giydireceksin. İmkanın olduğuna göre onunla güzel giydireceksin, güzel yedireceksin. Evin de güzelinde oturtturacaksın. Ve la tukabbih el veçhe. Hatunun yüzüne eşek, hayvan. Akılsız, damgalak, aptal, senden insan olur filan deme diyor Peygamberimiz. Öyle ya, bunu söylüyorsun yanına yat, nasıl ne yüzü yatacaksın yanına diyor. Karın yüzüne böyle hakaretamiz kelimeler kullanma, ne güzel şeyler bunlar. Böyle tukabbih el veçhe.
Yani çikinsin sen, adam olmazsın sen, karaktersiz, şerefsiz falan deme. Deme diyor. Peygamber için aktarıyorum. Aktarıyorum. Evet, şimdi yüzü tabirine, yüzüne söyle be. Başka yerine, her şeyine şamil yüz şey demektir bu. Tabii bunun içinde mel'un demeyeceksin. Ona hakaretimiz ifadeler, kelimeler kullanmayacaksın. Ulan ananı avradını diye sövmeyeceksin. Öyle yazıyor, burada yazıyor. Sövmeyeceksin, onu terk etmeyeceksin. Terk etmek de yanlış. Terk etmeyeceksin. Evet, gibi. Ve la tadrib, ve dövmeyeceksin. Evet, şimdi hocam sen öyle diyorsun ama Kur'an'da ayet var. Evet, her şeyi biliyoruz biz. Biz de sizden saklamayacağız. İslam'ı olduğu gibi anlatmaya çalışacağız. Velleti tahafuna, velleti tahafuna nushuzuhunna fa'izuhunna vehcuruhunna fil madaci'i vehcuruhunna. Evet. Şimdi Nisa suresinin 34. ayeti. İnsanız. Hanım bir başka fabrikanın imali, erkek bir başka fabrikanın imali. Standart değil insanlar, biliyorsunuz. İnsanlar çeşit çeşittir. Standart değil, bir eşya gibi. Eşya değil ki. Onun için 20 yaşında, 22 yaşında evlenmişsin. Bir kişiliği var, karakteri var onun. Hanımın da, erkeğin de. Az çok bakacaksın dindarlık, kültür, para vesaire, görgü. Ne kadar yapsan yine de ayrı şeylerdir onlar. Efendi erkek veya kadına hitap ediyor. Sen onu beğendin. İşte şu 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 iyi, oralara falan dedin, artık aklını kullanacaksın. Yiyince yedireceksin, giydince giydireceksin, yüzüne hakaret etmeyeceksin. Yuvayı ayakta tutmaya çalışacaksın. Kötüleri görmeyeceksin. İyi taraflarını söyleyeceksin ki neşe olsun, tat olsun yuvada. Salak falan demeyeceksin. Demeyeceksin. Onun da izzeti nefsi var, rencide olur. Soğur senden. Senden soğuduğu zaman 10 yerden fire verir. Ne güzel söylüyor Peygamberimiz. Sakın böyle kelimeler söylemeyin. Ve de yüzüne dövmeyin. Şimdi ayette diyor ki, ayrı ayrı insanlar olur ya, uymazlar. Şeytan dürter. Çünkü şeytanın en önemli işi, onun açısından en makbul işi yuva yıkmaktır. Şeytan her gün suyun üstüne kürsüsünü kurarmış, avanesini gönderirmiş insanlara. Neden suyun üstüne kuruyor? Karada olursa la havle çekerler, besmele çekerler, belimi kırıyor, belini kırıyor. Besmele ve la havle çekmek şeytanın belini kırıyor. Bunlardan kaçıyor. Denizde kimse durmuyor ya. Onun için denize kürsünü kurarmış, gönderir. Akşam geliyor, birisi şöyle yaptırdım, böyle git git diyormuş. Git beceriksiz. Git. Biz diyormuş efendim, ben gittim karı koca, kadını dürttüm, kocasını hakaret ettirdim, kocası da öfkelendi, ona bastı tokadı, kadın da bağırınca bastı küfrü, kadın daha çok bağırınca boşadı, yuvayı yıktım deyince gel aslanım gel, sen benim sağ kolumsun dermiş şeytan. Demek ki şeytanın en kötü şey, şeytan değil mi? En kötü şey neymiş? Düşmanından öğreneceksin değil mi işi? Yuva yıkmak. Onun için arkadaş, evlendikten sonra bak, şimdi göreceğiz inşallah, bakacaksın, çekeceksin, araştıracaksın. Evlendin mi artık kafanda sabit bir fikir, bu yuvayı devam ettireceğim, her şeye rağmen fedakarlık edeceğim. İyi taraflarını göreceksin, bak bal kaymak olur, ne güzel. Herkesin çürük tarafı yok mu? Sen karın çürük taraflarına bakarsan, o da senin çürük tarafına bakar, her gün kavga olur. İyi taraflarına bakacaksın, bal kaymak olacak. Peygamber öyle söylüyor. Şimdi tartıştınız, şeytan dürttü hanımı. Ters. Bir tane atmayacaksın. Defol git demeyeceksin. Kur'an onu söylüyor. Böyle serkeşlik ederlerse, meşru isteklerinize itiraz ederlerse, inat ederlerse, nüşuze o demek. Faizunne. Öğüt ver. Öfkeli kadın öğüt kabul eder mi? Sen de öfkelisin, o da öfkeli. Hiç öğüt olur mu? Ana avrası küfür olur. Öfkelendiniz mi kapıyı çarpacaksınız, sokağa çıkacaksınız. Serin havada biz
yumuşayacaksınız, soğuyacaksınız. O da zaten yumuşamıştır. Biraz dolaşıp geleceksiniz. Şeytanla gittikten sonra avrat otur şuraya. Ya sen, ben sana böyle dedim. Sen bana böyle dedin. Mantığına hitap edeceksin. Öfke gittikten sonra, öfkeyle olmaz bu işler. Sen ne diyorsun? Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Öfkeye gelince kafa çalışmaz ki. Kadın da öfkeli olsa kafası çalışmaz. Erkek de öfkeli olsa kafası çalışmaz. Öfkeliyseniz sakın konuşmaya kalkman. Çarpın kapıyı, çıkın, gezin gelin sokakta. Gidin bir yere, gezin gelin. Bir iki gün soğumuyorsanız, hani bir saatte soğumuyorsanız iki gün gidin gelin soğuyun. Ondan sonra oturun, konuşun, mantığına hitap edin. Allah onu söylüyor. Fe'izuhunne. Öyle öğüt verin. Olmadı. Boşamak yok, dövmek yok. Vehcuruhunne. Ya hanım, yanlış yapıyorsun. Olmadı. Odaları ayırın. O seni beğene beğene geldi, evlendi. Sen de onu beğendin, o da seni beğendi. Bu kadar gün geçirdiniz. Sana alışmıştır o, seviyor seni. Merak etme, bağırdığına, çağırdığına. O anda öfke geldiği için kafa çalışmadığından öyle konuşuyor. Azman, yanına yatmıyorum. Sen şu odada yatacaksın, ben bu odada yatacağım diyeceksin. Psikolojik kalp bu. Dayanamaz o. İki gün sonra, ya ben vazgeçtim, özür dilerim der o. Onu deneyeceksin. Ondan sonra yatakları ayıracaksın. Olmadı yine hocam, olmadı. O zaman işte yuva yıkılacaksa, vadribuhunne kelimesi var. Bunu bazı arkadaşlarımız Erzurum'a sür diyorlar. Olur mu hocam? Niye yani? Kur'an bu. Yataklarını ayır demek, ayrıl demek işte, hicret et demek. Öbür odaya geçmek hicrettir. Erzurum'a gönderme ne gerek var? Öyle yorum yapıyor. Bence o zaman dövün diyor. Ne için? Yuvayı kurtarmak için. Yuva yıkmak çok kötü bir şey. Eğer başka çaren kalmamışsa, dövmekle, korkutmakla yerine gelecekse, ayet böyle. İstersen 1933'te devletin bastırdığı tefsirde, benim söylediğim tercümi, bütün tefsirler böyle. Ama Peygamberimiz ne diyor bakın? Vela tadrib, dövmeyin diyor. Bu ayet indi, indiği zaman 100 kişi karısını dövmüş Medine'de. O gün akşama kadar peygambere kadınlar, kocam beni dövdü diye şikayete gelmişler. Akşam peygamberimiz yatsı namazından sonra çıkmış kürsüye. Siz demiş, ne biçim erkeksiniz be? Karıyı demiş akşama kadar dövüyorsunuz, akşam da yatağına gireceksiniz. Böyle erkeklik olur mu demiş, dövmeyeceksiniz. Osman söylemiş bunu. Ya sen erkeksin, karı heyecanlıdır. Bazen çok öfkelenir, bazen çok ağlar. Kadın bu, yaratılışı budur. Sen iradene sahip olacaksın. Böyle meseleyi burat diye kadar getirmeyeceksin. Dövme diyor peygamberim. Dövmek hedef değil yani. Yuvayı kurtarmak için başka çare kalmamışsa bir tedbir olarak. O da kafaya vurma diyor, peygamberimizin ölçüleri var. Göze, kafaya, karına, sırta, efendim hayalara vurmayacaksın. Neresi kaldı? Kabalar kaldı. Ve de bak başka da var. Elini omuzundan yukarı kaldırmayacaksın diyor. Dadım olur Osman hocam ya, kafasına vurmanı. Olur mu? Peygamber yasak ediyor. Ben ne yapayım? Omuzundan yukarı kaldırma. Yani dövmeden kasıt bu. Korkutmak demek. Yuva yıkılmasın diye son çare. Olmadı. O zaman daha boşamıyorsunuz. Bakın, karı boşamak çok önemli bir şey ya. Arşı silkindirecek kadar veballi bir şey karı boşamak. Öyle çirkin bir şey. Arşı silkindirecek kadar veballi. Hanımın sülalesinden yaşlı bir amca, erkeğin sülalesi yaşlı bir amca, hakem olacaklar. Gelecekler, kızım senin derdin ne? Oğlum senin derdin ne? Konuşacaklar, onların müşterek noktalarını bulacaklar. Yine bu yuvayı birleştirecekler. Yine olmadı. Ha, Azman güle güle. Azman boşayabilirsin. Din açısından böyle tabii. Kanunda da böyle zaten. Geçimsizlik köklüyse hakim boşuyor. Aynı şey zaten akıl dini, İslam dini. Evet, bu hadis-i şerifte öyle söylüyor. Hadis-i şerifi Ebu Davud Behz ibn-i Hakim'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Bu sahabinin babası Basra'da yerleşmiş. Sahih hadistir diyor. Şefaatlerini bizi nail eylesin. Allah bizi yalnız kendine boyun eğen, hep dik yürüyen aziz millet olarak kıyamete kadar yaşasın.